Hakan Lağız'tan sen misin? Benim de. Tuğrul Demirci sen değilsin galiba. Nerede patronum? Senden daha önemli işleri var. Hayırdır? Ara gelsin hadi. Yanlış adamla yanlış işler konuşuyorsun. Ben de aynı şeyi söylüyorum işte. Ara patronunu gelsin, doğru adamla doğru şey konuşalım. Telefonun çalıyor, bakmayacak mısın? Sinan. Hanginiz bakacaksınız ya? Sen mi bakacaksın yoksa Şahin mi? Biriniz bakın bence artık. Ağanı paşanı mı aratıyorsun lan? Öyle mi korkutacaksın bizi? Gözdağı mı veriyorsun aklınca? Yo, ben genelde kendi işimi kendim görürüm. Ama bu telefona baksaydın keşke ya. Geçmiş olsun şimdiden. Ne geçmiş olsun lan? Hayırdır? Abi, metodizm memurlular kapıda. Kim nereden ateş etti anlamadık. Valla bu telefona bakmaman hiç iyi olmadı be Sinan. Telefonunuz çalınca açın bence önemli olabilir. O patronuna da selam söyle. İhale için üzülmesin yani, olur böyle şeyler. Sinan Arpacıoğlu. Silah namustur derler ya. Böyle ortalıkta bırakma bence. Kirlenmesin sonra. Hadi selametle. Hadi. Günaydın Merve Hanım. Yok Ömer, böyle tesadüf olmaz. Bu kadın hayatımıza tesadüfen girmedi. Abi ben söyledim diyorum ya. Ben çağırdım Sahra'yı. Gerçekten ben çağırdım. Yani Sahra beni ne aradı, ne geldi bir şey söyledi. Benim aklıma geldi Sahra'yı aramak yani. Abi niye bakıyorsun şöyle ya? Abi niye kızıyorsun bana ya? Aynen patron. Aynen, ben de bu işin içindeyim. Bilerek yaptık. Çeteyiz biz çünkü. Ya oğlum saçmalama be. Canım sıkkın zaten. Ben ne yapacağız onu düşünmeye çalışıyorum. Sen görüştün mü Sahra'yla? Yok. İşte bir gör bence. Ya çünkü seni görünce kendi elinden bırakacaktır bence Kaan'ı. Abi ben az çok tanıyorum bu kızı. Gerçekten iyi bir insandır Sahra yani. Hani böyle önce gideyim kardeşiyle takılayım, sonra abisiyle takılayım falan. Böyle biri değil yani. Oğlum sen abimi tanımıyor musun ya? O iki günde takılır şimdi kızın peşine. Geç olmasından korkuyorum işte. Yani. Konuş o zaman. Ya, söyle her şeyi. Söyleyeceğim zaten ya. Uzatmanın bir manası yok. Günaydın beyler. Ne oldu ya? Bir şey yok, buz koydum. Şey ya, dün gece uyumadan önce ay şey oldu da başım döndü. İlaçların etkisi oğlum, o yüzden. Ya bırakacağım demedin mi şu ilaçları? Bırakacağım, bırakacağım da öyle hemen olmuyor ki o işler, yavaş yavaş oluyor. Zaten ben de istemiyorum artık, mutluyum ya. İhtiyacım yok bence ilaca. Gidelim mi bir pansumana, iyi misin? Ben giderken uğrayacağım şimdi.
Siz ne konuşuyordunuz ben girerken? Hayırdır? Problem mi var? Yok yani. İşle ilgili konuşuyorduk. Ne, aynen. Ha, işle... aman beni bulaştırmayın işe. Ben çok mutluyum. Lütfen bir süre daha işle ilgilenmek istemiyorum. Anlaştık mı? Ne yaptınız dün gece? Nasıl geçti? Şahane. Yani şu ana kadar kusursuz gidiyor diyebilirim. Aşık olmadı iki günde. Niye? Bir mahsuru mu var? Estağfurullah, ne mahsuru olacak canım? Yani hayat senin hayatın. Evet, bir hayatım var benim. Ben de onu fark ettim, onu diyorum işte. Oğlum benim bir hayatım varmış ya. Sen bana diyordun ya hep toparla abi, toparla diye. Hakan, vallahi toparladım oğlum. Sen yine de acele etme abi. Kızı bir tanı, kendine biraz zaman ver. Anlamadım. Yani anlamayacak bir şey yok. Acele etme diyorum işte, ağırdan al biraz. Ağırdan alayım. Bak bunu bana söyleyen adam kim biliyor musun? 2 ay içinde tanışıp evlenen adam. Ne dersin, dinleyeyim onu Ömer? Yani ben dinle derim. Tecrübe konuşuyor sonuçta. Bir saniye. Kim bu ya? Aa, galerici bunlar. Ne galerisi? Açmam lazım. Arabayı değiştiriyorum. Hadi görüşürüz. Alo efendim. Evet benim. Sağ ol oğlum, işte bundan bahsediyordum sana. Yani geç kalırsam ısıracak, her şey belli. Geç kalmaktan korkuyorum diyorsan korkma artık bence. Çok geç kalmışsın çünkü yani. Çoktan kaptırmış kendini. Ne oldu, nereye? Oh, böyle olmayacak Ömer, ben bir stres atayım. Patron bir dakika dur, saçma sapan bir şey yapma. Geleyim mi ben de seninle? Yok yok, sen şirketi geç, konuşuruz sonra.